Herkese merhaba. Ben avukat Ebru Ece Çalışır. Bir Avukata Soralım programında bundan sonra birlikte devam edeceğiz. Beni sizlerle buluşturan bu programa çok teşekkür ederim. Özellikle Tatvan Belediyesi TV ekibine. Gerçekten çok keyifli bir çalışma. Aynı zamanda arka tarafta inanılmaz bir disiplin. Yani görmeniz gerekiyor. Gerçekten çok zor. Benim buraya oturup da konuşmam bu programın en kolay işi. Umarım böyle keyifli, güzel devam eder. Bu hafta sizlerle KADES uygulamasını konuşacağız. KADES uygulaması oldukça kolay ve pratik bir uygulama. Ayrıca çok hayati bir önemi var. Öncelikle size öneminden bahsetmek istiyorum. Kadına yönelik şiddet vakalarına müdahale etmek amacıyla uygulanan KADES platformu var. Bu uygulama henüz yeni çıktı. Ancak çok çok önemli bir uygulama ve aynı zamanda çok hayati bir uygulama. Öncelikle size öneminden bahsetmek istiyorum. Yolda, sokakta, iş yerinde, evinizde, hiç ummadığınız bir anda başınıza bir şiddet olayı gelebilir. Bu şiddet olayında görevlilere ihbar etmek o anda çok zor olabilir. Yani yaralı olabilirsiniz, olayın şokuyla arayamıyor olabilirsiniz veya şiddete uğradığınız kişi hemen yanı başınızda olabilir. Güvenlik güçlerine bir tuşla ulaşabilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda. Sizlere başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. İl dışına çıkmıştım bir keresinde. Bir kadın çocuğuyla beraber yolda yürürken yanına bir tane bayan bir gaspçı geldi ve gaspa uğradı kadın. Ve kadının çantasını alırken vurdu. Yani gerçekten vurdu ve kadın artık bayılma aşamasına geldi. Ve kadın gerçekten o uygulamayı KADES'i yüklemiş. Yükledi, hemen telefondan çıkarttı. Şöyle zaten gözü böyle akıyordu, bir şeyler vardı, hani göremiyordu bile. Şöyle bir bastı, zaten diğer kişiler toplanıp gelene kadar zaten o çoktan ihbar hattına basmıştı. Ve 5-10 dakika sonra hemen polisler geldi, sağlık ekipleri geldi. Yani ben size sadece gördüğüm bir olayı anlatıyorum. Bir de lütfen şurada çok dikkat edin. Asılsız kesinlikle ihbar yapmayın. Asılsız ihbar yani sizin zararınız olur. Çünkü o anda ihtiyacı olan kişiler olabilir. Lütfen asılsız ihbar yapmayın. Çünkü hızlı ihbar hattı olduğu için yani yardıma ihtiyacı olan kişilerde bu şekilde hakkına girmiş olabilirsiniz. Lütfen buraya dikkat edelim. Butona bastınız, ihtiyacınız oldu. Butona bastınız. 5 ve 10 dakika arasında İçişleri Bakanlığı'nca emniyetin görevlendirdiği polisler ve jandarma ekipleri yanınıza gelecek. Sizleri alacak. Gerekli tedbirler alındıktan sonra bu şekilde sizi götürecekler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca şiddet önleme ve izleme merkezi olan ŞÖNİM'e yönlendirileceksiniz. Burada hukuki eğitim, psikososyal, yani şiddet mağduruysanız eğer psikososyal, hukuki destek, eğitim desteği, mesleki destek. Bu şekilde sizlere her alanda destek olunacak. Eğer barınma ihtiyacınız varsa sizleri kadın konuk evine yönlendirecekler ve orada misafir edecekler. Bu şekilde sizlerden tek ricam lütfen herkese, bilenlere, bilmeyenlere anlatın. Daha önceden de söylediğim gibi. Ben belirli bir kitleye kadar ancak ulaşabilirim. Okuma yazması olmayan hanımefendilerimiz var. Onlara lütfen sizler de yardımcı olun ve bunları anlatın. Yüklemelerine yardımcı olun ve nasıl kullanılacağını da anlatın lütfen. Evet sevgili seyirciler, bu haftalık bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya tekrardan sizlerle buluşacağım için sabırsızlanıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.